davet ettiler. Demirören Holding, Reuters haber ajansına basın meslek ilkelerine uymaya davet etti. Reuters 5 Ekim'de yayımladığı haberinde holdingin kullandığı kredilerin 1.2 milyar dolarını enerji ve şans oyunları sektörleri, yaklaşık 800 milyon dolarını medya grubu harcamalarının oluşturduğunu kaydetti. Holdingin bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcunun 2 milyar dolara yükseldiğini yazdı. Ajans haberini bankacılık kaynağına dayandırdı. Demirören habere tepki gösterdi. Sahibi olduğu gazetelerden Hürriyet'te Reuters'ı algı çalışması yapmakla suçladı. Açıklamada basın etik ilkeleri uyarınca konuya aşina kaynaklar olarak belirttiğiniz kaynakların açıkça tarafımızla paylaşılmasını talep ediyoruz ifadesi yer aldı. Kredi ilişkilerinin sorunsuz sürdüğünü iddia etti. Holding iftira olarak nitelendirdikleri haberle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Aralarında Hürriyet, Deha, CNN Türk, Yaysat, Posta ve Fanatik'in de olduğu medya grubunu 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding son dönemde yeniden gündemdeydi. Satın alma için Ziraat Bankası'ndan kullandığı yüklü miktarda krediyle. Pandora Papers kadar ilgi çeken bir başka papers, yani belge, Sayıştay raporları. Sayıştay raporlarında her ne kadar özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ve İletişim Başkanlığı'nın yaptığı bazı harcamalar gölgelenmiş, kapatılmış, yani paylaşılmamış olsa da sadece açıklanan raporlarda bile çok sayıda haber bulmak mümkün. Mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın denetim raporlarına baktığımız zaman eski bakanlara araç tahsisi yapıldığı görülüyor. Koruma mevzuatına aykırı olarak 4 eski bakana 4 makam tipi araç tahsis ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski bakanlara lüks makam araçları tahsis etti. Sayıştay raporunda da yer alan usulsüz tahsis edilen makam araçlarını CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ömür boyu makam aracı diyerek duyurdu kamuoyuna. Sayıştay mevzuata aykırı olan bu makam tipi lüks araç tahsisinin kaldırılmasını istiyor. 2019 yılı Sayıştay raporlarında yer almıştı eski bakanlara tahsis edilen makam araçları. 2020 yılında da durum değişmedi. Yavuz Yılmazsa kameraların karşısına belgelerle geçti, tek tek anlattı o raporda yer alan usulsüzlüğü. Bu araçların kiralama ücretleri, bakım ve onarım masrafları, yakıt ve diğer tüm giderleri, koruma yolluk ve gövmiyesi bakanlığın bütçesinden ödeniyor. Peki bunlar nasıl ödeniyor? Vatandaşın vergileriyle ödeniyor. Tam da Deniz Bey'in söylediği gibi vatandaşın vergileriyle ödeniyor. Vatandaşın vergileriyle ödenen bir başka kamu personeli gideri daha var. O da nedir? 600 milletvekilinin her sene yüklü zamlar gelen maaşları. Meclis nihayet uzunca süren tatilinden döndü. Genel kurul bir araya geldi. Türkiye'nin acil, önemli ve son derece sıcak sorunlarını konuşacaklar diye umuyoruz. Tabii eğer siyasi polemiklerden bir fırsat bulabilirlerse. Meclis Genel Kurulu'nda gerilim her gün biraz daha fazla yükseliyor. AK Parti, CHP ve İyi Parti yine karşı karşıya geldi. Sebebi de AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu'nun Millet İttifakı'nı Amerika üzerinden fonlanan ve onun gölgesindeki bir zillet ittifakı olmakla suçladığı beyanı. Karşı bir şey söylenmedi. Sayın milletvekilleri, birleşime 30 dakika ara veriyorum ve grup başkan vekillerini arkaya davet ediyorum. Nedir biliyor musunuz zillet ittifakı? Maalesef Sam amcanın gölgesinde yapılan ittifak. Sonuç itibariyle sözlerinizi açalım Sayın Akbaşoğlu. Sayın Başkanım, konuşmamın başında söyledim. AKP Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu Millet İttifakı'na Sem amcanın, yani Amerika'nın gölgesindeki ittifak dedi. Mecliste tansiyon yükseldi. İyi Partili Dervişoğlu ve CHP'li Özgür Özel oturdukları koltuktan kalktı. Vekiller sıralara vurarak tepkisini gösterdi. Riyaset makamının takdirine uygun işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Nedir biliyor musunuz zillet ittifakı? Maalesef Sam amcanın gölgesinde yapılan ittifak.
Sonuç itibariyle sözlerinizi açalım Sayın Akbaşoğlu. Sayın Başkanım, konuşmamın başında söyledim. Sayın milletvekiller, Sayın Grup Başkan Vekilleri, lütfen yerlerinize oturun. Müsaade eder misiniz? Müsaade edin. Sayın özel yerinize, Sayın Davutoğlu lütfen. Biden'ın muhalefeti desteklemek suretiyle Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi indireceğiz demesine karşı bir şey söylenmedi. Sayın milletvekilleri, birleşime 30 dakika ara veriyorum ve grup başkan vekillerini arkaya davet ediyorum. AKP'li Akbaşoğlu sözlerinden geri adım atmadı. Gerilim tavan yaptı. Meclis Başkan Vekili oturuma ara vermek zorunda kaldı. Yaşanan gerilimin öncesi de vardı. Yine AKP'li Akbaşoğlu muhalefete zillet ittifakı diye seslendi. Denklemi kurmuşlar. Beraberce hep beraber parlamenter hükümet sistemini ortaklaşa ortaya koyuyorlar. Zillet ittifakı rıza göstermemiş. Türkiye'de psikolojik iktidar el değiştirmiştir. Siyasi iktidarın el değişmesi için kendine zillet diye lakap takılan millet gün saymaktadır. Seçimi beklemektedir. PKK Kürt diyerek aldattı. FETÖ hizmet diyerek aldattı. Siz de Millet İttifakı diyerek milleti aldatıyorsunuz. PKK hem FETÖ önce sizi kandırdı. Bizi aldatmak ve kandırmak öyle çok kolay değil. Aslında siz aldatılıp kandırılmışlar da değilsiniz. İşinize geldiği için öyle davrananlardansınız. Hep birlikte izledik haberi. Aynı duygulardayız tahmin ediyorum. Biz de bu haberleri yaparken ve izlerken tıpkı sizin gibi büyük bir hayal kırıklığı hissediyoruz elbette. Zillet İttifakı'nın aslında mucidi arkamda gördüğünüz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Bu kavramı ve bu kelimeyi ilk defa kendi grup toplantılarında, konuşmalarında kullanmıştı. Önceki günde bölücü kebapçılar kavramsallığını siyasete armağan etti ve sosyal medyanın en çok konuşulan kelimelerinden, tanımlamalarından birine dönüştü. Bugünse Ankara'da Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu Sayın Bahçeli ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ve yurt bulamadıkları için barınamıyoruz hareketini başlatan gençleri ajan provokatör olmakla suçladı. Üniversite kapılarında polise, öğretim üyelerine, üniversite yönetimine meydan okuyan, taş atan, ellerinde sopayla dolaşan, önüne gelene hakaretleri saydıran, kimi gördüyse sövüp sayan bir güruhun Türk gençliğini değil, hain planları temsil ettiği çok açıktır. Bunlar ne öğrenci ne de gençtir. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları nöbetçi ve niyeti karanlık taşeronlardır. Öğrencilerimizin haklı talepleri, meşru beklentileri, yurt, barınma ve günlük maişet kaygıları makul ve mantıklı ihtiyaçların seslendirilmesidir. Ancak yurt diyerek banklarda yatmak da neyin nesidir? Üstelik bu reziller terör örgütü bağlantılıdır. Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. Evet, Sayın Bahçeli böyle düşünüyor. Bir odak tarafından bu gençlerin yönlendirildiğini, o yüzden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu direniş hareketinin başladığını ve barınamıyoruz hareketlerinin örgütlendiğini ifade ediyor. Bir başka milletvekili, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, kendisi de bir esnaf. O da meseleye ekonomik taraftan yaklaşmış. Sayın Özkan diyor ki tüm Avrupa Türkiye'den çekiniyor. Hatırlayacaksınız bunun kardeşi olan, akrabası olan bir başka söylem var. Avrupa bizi kıskanıyor. Yani ona yakın bir cümle. Ve 650 liralık öğrencilere verilen KYK burslarını fazla buluyor Sayın Vekil. Diyor ki 650 TL değil, bizim bu gençlere 250 TL vermemiz lazım.
Şu anda hesap ettiğimiz takdirde fiyatlara gittiğimizde şu anda 250 lira falan vermemiz gerekiyor. Hı hı. Ama bugün 650 lira burs veriyoruz ki Allah nasip ederse. 250 lira vermemiz gerekirken 650 lira veriyoruz. Bu sözlerin sahibi AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan. Öğrenci bursunu fazla buldu. Fazla bile veriyoruz dediği burs ücretinin daha fazla olmamasını ise teröre bağladı. Ülkemizin sınırların içerisinde terörü bitirdik çok şükür. Ve sınırlarımızın dışında terör mücadelesi veriyoruz. Eğer ki bu terör